Çupraşla şişe arasında kalsanız neyi seçersiniz diye sormuşlar. Herhangi bir kağıtla şişe arasında kalınır mı ya? Ya şöyle bir şey var. Şişe Ya bir kere yani. Bugün bir bana tık tüpraş hareketli sorun var. falan. Ha, bana çok Sana bana tüpraş çupraş sorun var yani. sorulmaz. Şişe yani böyle şey ne derler? Kazık çaktı mı derler? Böyle duruyor ne Ya ileri ne şeyi geri. bilirsin. Bizim Sedat'ı bilirsin. Sohbet ederiz hani onunla da. Geçen abi dedi bu şişe ne olacak ya dedi. Bence artık eli kulağında yazmışım ona. Bugün de %4 yukarıya çıktı. Abi dedi, 2 lira aynısı oluyor. Yani o kadar ölüyor ki kağıt yani bir yerde reaksiyon gösteriyor. Ama hala tabii çok büyük bir hareketlilik yok. Şimdi tüpraşa dokunalım. Benim hala kalecim tüpraş. Daha doğrusu şişe yazmış Osman. Hadi kırmayayım şişeden geleyim konuya. Ya şişe Peki. tarafı şöyle 50'nin altında ucuz. Maliyet yönetimi muazzam. İki tane grup ben bunu son dönemde çok söylemeye başladım. Oyak grubu kağıtlarında ve İş Bankası grubu kağıtlarında garip baskılar oluşuyor. Yani böyle dönem dönem böyle enteresan haber akışları ve baskılar görüyoruz. Şişe temel dinamiklerine göre baktığımız zaman gayet uygun fiyatlardan hala geçiyor. Fakat kağıt gitmiyor. Yani senin de söylediğin gibi hani aynı yerde şeye benziyor bu ya. Aşk-ı Memnu diye bir dizi vardı. Ben 5 ay askere gittim geldim. Aynı yerde devam ediyordu dizi. Mesela hiç kıpırdamamışlar. Konu aynen duruyordu. Bu buna benziyor yani. Dönüyoruz şişe aynı yerde. Kafayı kaldırıyoruz şişe aynı yerde gibi. Ama şişenin şimdi gerçekten yıllar içerisinde ne kadar kayda değer gelişme gösterebileceğini bildiğimiz şirketlerden biri. Evet bu zaman dönemi değil. Ama bu kötü kağıt olduğu anlamına gelmiyor. Bir yerde mutlaka reaksiyon gösterecek. Bir de şey ya Allah aşkına şu Ülker'i yazmayın. Tamam yorum yaparım Ülker'e. Ay kafamı çeviriyor sürekli Ülker niye yükselmiyor yazısı var. Şey gibi oldu yayında takıldı mı acaba yazı diye düşündüm ben. Şişe tarafında da Hep aynı kişi yazıyor, 2028'e kadar projeksiyonun ne kadar... Evet evet aynı kişi yazıyor. değil mi? Yani Bütün cevap kurumlarda vereceğim sen vallahi benim hani diğer arkadaşların ayıp olmasın. bir şey söyleyeceğim. Sen bu konuda benim şeyime çok denk gelmiş biri olarak Hassasiyetini biliyorum. Hassasiyetini hassasiyetim biliyorum. budur. Ülker notunu al. Son kağıt. Yani son yorum Tamam yapacağımız kağıt anlaştık. Ülker olacak. Ya şöyle şişe tarafında da ben 65-70 hareketinin geçen sene gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Bence bir sene geride kaldı bu hareket. Enflasyon karşısında da yatırımcısını ezdirdi. Şişe şöyle bir durum. Bir yerde mutlaka hepimizin yüzünü güldüreceğini düşündüm. Tam bir orta uzun vade kağıdından ziyade uzun vade kağıdına dönüşmüş durumda ama ben yılın ikinci 6 ayında bu gitmeyen kağıtlar dediğimiz endeksin döneminin de geleceğini düşünüyorum. O yüzden şişe tarafındaki pozisyonlar 50'nin altında her zaman şişe denir. En azından 50'nin üzerine doğru reaksiyon yapar ama bir portföyün içerisinde şişenin ağırlığı ne kadar olur? İşte o bakıldığı oran nedir? İşte %10'un üzerine geçmez. Orada da biriktirir tutarsınız. Bence şişenin ana sorunu şu. Gerçekten çok dağıldı. Yani benim tanıdığım neredeyse herkesin hayatında bir kere şişe bir pozisyonu var. Ya taşıyor ya bekliyor. Yıllardır hani aynı yerde 1 senedir 1,5 senedir bu pozisyon taşınmaya böylelikle devam ediyor. Şişenin bence ederi burası değil. Daha iyi yerlere devam edecek diye düşünüyorum şişe tarafının. Ama yani kağıdın ederi burası değil. Ama kağıdın üzerinde ölü toprağı var. Bir yerde kalkacağını düşünüyorum. Şu anda da şu teknik göstergelerle şişe önce bir 52-30'lara aslında bu yaptığı hareketle hani düşeni kırmasıyla birlikte sonrasında da 57'lere doğru bir kendini atabilir. Buradaki önemli konu 48-30'un altına artık gelmezse bence güçlenmeye başlayacak teknik olarak. Çok da teknik bakmak istediğim kağıtlardan biri değil. Ederi burası değil. Bu sene içerisinde en azından 70'lere doğru bir hamle yapması lazım. O bile az bence.